Babuşlar, selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Streamer Life Simulator'da yeni bir bölümle sizlerin karşısındayım. En son hatırlıyorsunuzdur, bir challenge'a başlamıştık ve bu challenge gereği herhangi bir şekilde yayın açmadan zengin olmaya çalışıyorduk ki bunun için bol bol Bitcoin miner'a ihtiyacımız olacak. Efendim şimdi, benim yapmak istediğim şey şu. Bu bölümde size hızlı para kasma tekniğini göstereceğim. Yani bunu yapması birazcık hile denebilir mi? Bir parça hileye kaçabilir mi? Tartışırlar elbette ama bir saniyenizi rica edeceğim. Kulaklık acayip gıcır diyor. O yüzden benim yemeğime ne oldu be? İnanılmaz bir açlık bastırdı aniden. Çok feci bir açlık bastırdı. Efendim şimdi size çok hızlı bir şekilde Streamer Life Simulator'da nasıl para kasarsınız onu göstereceğim. Bunu yapması hileye girer mi? İşte bir parça hile sayılabilir ama çok da hile sayılmaz. Şimdi şöyle bir durum var. Siz oyuna giriş çıkış yaptığınız zaman kripto para birimleri sabit bir fiyata eşleşiyor. Gördüğünüz gibi Bitcoin 7000 dolar, Dogecoin 1000 dolar, Ethereum 160 dolar ki hatırlayacaksınızdır. Dün oyundan çıkış yapmadan evvel Bitcoin'in fiyatı da düşmüştü, Ethereum'un fiyatı da düşmüştü, Litecoin'in fiyatı da düşmüştü, baya baya bir düşüş yaşanmıştı. Bizim bu bölümde yapacağımız şey ne biliyor musunuz? Şu 0,006'lık Bitcoin'i bir satalım, zaman geçmesini bekleyeceğiz. Yani tabii ki bu hızlı para kasma tekniğini gösterdikten sonra ben oradan kazandığım parayı geri kumarda kaybedeceğim bilerek. Çünkü bu serinin sıfırdan yayın açmadan zengin olma serisinin herhangi bir şekilde oyunun hatalarına bakarak bir yerlere gelmesini istemiyorum ama size de bu tekniği göstermek istiyorum. En azından ya ben oyunu oynamak istiyorum ama böyle sıfırdan uğraşması çok zor geliyor diyenler için. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Biz normal oynanışımıza devam ederken bir yandan da bu hızlı para kasma tekniğinin gerçekleşmesi için zamanın geçmesini bekleyeceğiz. İki işte çalışabiliyor muyuz? Çok merak ediyorum gerçekten. 12-16 arası çalışabildiğimiz bir pizza teslimatı işi varmış. Sonrasındaysa 16-19 arası bir garsonluk işi var ama yetişemeyebiliriz ya. Yetişemeyebiliriz. Acaba 13-15 arası Uber sürücülüğü yapıp sonra 16-19 arası garsonluk mu yapsak? İki işe birden başlanabiliyor mu? Başlanamıyor abi. Maalesef sadece Uber sürücülüğünü aldık. O zaman işi bırak. Çünkü ben Uber sürücülüğünü almayacağım. İki işi aynı anda yapabiliyoruz diye düşündüm ben. 47 dolar veren saat 14 ile 16 arasında gerçekleşecek garsonluk işine başvuralım diyecektim ki şu anda iş değiştiremezsiniz diyor. Anladım. Yani benim bugün iş değiştirme hayalim, işe gitme hayalim yalan oldu. Pekala. O zaman hemen şuradan birazcık yemek alalım. Sonra gidelim biraz çöpleri karıştıralım. Üzgünüm yani yapabileceğimiz pek fazla bir şey yok. Mecbur çöpleri karıştıracağız. İki parça çorba sipariş edeyim şöyle. Videoya hemen devam edeceğiz ama videoya devam etmeden önce ufak bir duyurum var babuşlar. Bununla alakalı da bir video hazırladım. Birazdan o minik video girer ekrana. Bir oyun çıkardık. Shopping Empire Tycoon isminde. Süpermarket yönetme simülasyonu, yönetme, geliştirme, genişletme, çok fazla çeşidi var böyle, kendinizi çok fazla geliştirebiliyorsunuz. Oynanış çeşitliliği, oyunda bulunan itemler falan hepsi gayet güzel, gayet keyifli. Bununla alakalı minik bir video var, dilerseniz o videoyu izleyip öyle devam edelim hemen. Hemen geliyoruz. Merhabalar, videoyu çok ufak bölüyorum. Sizlere minik bir duyurum var. Shopping Empire Tycoon yeni oyun çıkışını gerçekleştiriyor efendim. Oyun bizim tarafımızdan yapıldığı, kendine has çizim tarzı, kendine has görselleri ve kendine has oynanışıyla sizlerin karşısında. Shopping Empire Tycoon'u açıklama kısmında bulunan linkten istek listenizi alırsanız çok çok sevinirim. Oyunumuzun olayı şu: bir süpermarket yönetme simülasyonunda görev alıyoruz. Birbirinden farklı seviyeler, birbirinden farklı oynanışlar sizleri bekliyor olacak bu oyunda. İlk başta minik bir bakkal gibi başlarken sonrasında kurslar alarak kendimizi geliştirecek ve bu gelişimle beraber daha pahalı eşyalar satmaya, teknoloji dükkanına yerleşmeye başlayacağız. Teknoloji dükkanından elde ettiğimiz karlarla elmaslar satın alıp bu elmasların sonucunda yeni bir mücevher dükkanı açacağız kendimize ve birbirinden farklı bu şekilde ilerleyen seviyelerde gelişmeye, süpermarketimizi de geliştirmeye çalışacağız.
Babuşlar, Shopping Empire Tycoon sizlerin de hoşuna gidecek diye düşünüyorum. Açıklama kısmındaki linkten oyunu istek listenize alırsanız çok çok sevinirim. 17 Eylül 2020 tarihinde oyunumuz çıkışını gerçekleştirecek. Umarım sizler de oyun çıktığında keyifle oynarsınız. Çizimlerin tamamı söylemiş olduğum gibi bize ait, hepsi el emeği, hepsi elle çizildi. Bütün tasarımlar bizim tarafımızdan yapıldı. Umarım oyun sizlerin hoşuna gider. Duyurumuz bu kadardı. Vakit ayırdığınız için sağ olun. Videoda iyi eğlenceler. Umarım izledikleriniz hoşunuza gitmiştir. Bu oyun için bayağı heyecan duyuyorum. Açıklama kısmında link var. Oyunu istek listesine alırsanız çok çok sevinirim. Şimdi yemek yemeden önce ben şurada bir tuvalet ihtiyacımı gidereyim. Burada bir duş alalım. Abi o yani Bitcoin'in değer kaybedeceğini umut ediyorum ya. Bitcoin değer kaybetmezse bizim için bayağı bir sıkıntı çünkü. Bilgisayar açık kalsın mı? Kalmasın, çünkü elde ettiğim birkaç tane Bitcoin'i de gidip millete kaptırmak istemiyorum. En azından giderim sağda solda bir şeyler ararken bilgisayardan olmayalım. Şöyle bir çöp kutusunu araştır bakalım. Oo, gaz bodul. Güzel. Damacana. Tam buradan çık ya. Buradan çık. O son kalan yerde bir şey olduğunu pek zannetmiyorum. Ya arkadaş, çöp karıştıra karıştıra gün mü geçermiş, zaman mı geçermiş ya. Bugün işe de giremedik. İşe girebileydik iyiydi. Ops. Teker. Güzel. Kötü. Evet, duş almam gerekiyor ama duş... Aa, bir saniye. Duş almadan geldiğimde bu eleman beni dükkana sokmuyordu galiba. Hatta onu da görmüş olalım ya. Bir saniye. İğrenç kokuyorsun, dükkandan dışarı çık ve duş al. Oo. Evet. Evet, herhangi bir şekilde temizlenmeden dükkana girmeye çalışırsak adam bizi çek git lan buradan deyip kovuyor. Bu bir parça problem tabii ki. Kardeş, şurada bir duş alalım mis gibi. Şurada bir tuvalet ihtiyacımızı giderelim. Sonrasında gidip eşyalarımızı satalım. Elde edeceğimiz kar bu arada Bitcoin'in azalma miktarına göre değişir. Eğer Bitcoin'in miktarı, Bitcoin'in elde ettiği tutar düşerse gerçekten çok çok fazla kar elde edebiliriz. Acaba şunu 10 dolar, buna 7 dolar, buna... Oho abi, sen bize çok az veriyorsun ama ya. Neyse, vallahi pazarlık etme ihtimalini göz önüne alamadım. Adam şimdi bunu da vermez falan. Hiç pazarlığı göz önünde bulundurmayalım, başımıza iş almayalım. Buraya sattığımız elemanın paralar cüzdanımıza geliyor. Şu Zamazor'a bir bakalım, belki ucuza bir buzdolabı falan düşürürüz ya. Sadece bilgisayar ürünleri mi vardı acaba, yoksa ucuza alabileceğim bir buzdolabı falan da var mıydı? Ucuza alabileceğim bir plastik sandalye, yatak, kasalar. Sanırım buzdolabı falan bulamayız biz burada. Bilgisayar masası, normal masa. Evet. Yani yayın yapmayacağımız için burada bize hitap eden bir şey yok. Maalesef. Bu arada yeni gelen güncelleme ile evin hemen yakınına kurulmaları çok çok iyi. Yani evin hemen yakınında olmaları sayesinde çok rahat alışveriş yapabiliyorsun. Bir de arabayla gel git derdi olsaydı bir parça problem olabilirdi. Saat 16.17. Uyuyabilir miyiz acaba? Uyuyup günün geçmesini istiyorum çünkü... O bahsettiğim hızlı para kasma yöntemini sizlere göstereceğim. Aa, çok güzel. Saat 4'te uyuyabildik, hayret. Saat 4'te nasıl uyuyorsun ya, öğlenin 4'ünde tam günün ortasında? Çok acayip yorgun olması lazım insanın. Bitcoin'deki değişikliği bir gözlemleyelim. 31 derece mi? Arkadaşlar, biz var ya burada cayır cayır yanacağız. Hiç böyle kaçarımız yok gibi duruyor. Cayır cayır yanacağız burada. Bilgisayar bir açılsın. Hızlı para kasma tekniği dedik. Tekniğin hızlı çalışabilmesi için gün hızlı geçmiyor. Evet, kripto para tahmin ettiğimden çok çok daha güzel düşmüş. Şimdi bak, çok seri nasıl kar edeceğiz biliyor musun? Krediye başvuracağız. Alabildiğimiz kadar kredi alacağız. Kredinin hepsine Bitcoin alacağız. Oyuna girçik yapacağız. Uyuyup uyanacağız tabii ki bir tur. Oyuna girçik yapacağız. Oyuna girçik yapmamızın ardından Bitcoin'leri satacağız.
Elimizde bulunan kredilerin borcunu ödeyeceğiz. Ardından kalan parayı da karımız olarak kullanacağız. Bu arada elektrik faturası geldi ve biz de babayı yedik elektrik faturasının gelişiyle. Cüzdanındaki parayı bir karta aktarayım. En azından bir çay çorba içecek param olsun yanımda. Aa, gerçekten inanılmaz ya. Şu an yokları oynuyoruz abi. Yayın açmadan zengin olma. Yayın açmadan çile çekme. Zengin olma değil. Günlük taksit 2000 öderiz lan, öderiz. Ama ödeyemeyiz, bir saniye, ödeyemeyiz. Ben 4000'lik bir kredi çeksem de bir bitcoin alamıyorum ki. Bir bitcoin alabilmem için benim daha fazla paraya ihtiyacım var. Ethereum 160'tı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle parayı acaba Ethereum'a mı gömsek? Litecoin, EOS, Monero, XMR, XRP, hangisini alsak ki? Dogecoin. Abi Dogecoin'den ne kadar alırsan al, tanesinden 0,08 dolar kar edeceksin yani. 0,08 dolar karla evin yolu bulunmaz. 36 dolarla da zira bir halt alınmaz. Peki bir gün daha uyuyup uyansam acaba Bitcoin düşmeye devam eder mi? Bir tık daha düşerse çünkü kredi çekip 1000 dolarlık Bitcoin alabilirim. Şimdi elimizdeki paraya ne yapacağız? Elimizdeki paraya yemek yiyeceğiz, işe başvuracağız. İşe gidip gelip uyu uyan yapacağız. Başka bir seçenek yok gibi. Yayın yapmadan lüks hayat sürme hayal gibi duruyor şu an için ama sizce başarabilecek miyiz ya? Ben onu merak ediyorum sadece. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şöyle yapalım. En baba parayı bırakan her gün parası değişiyor mu bu işin ya? 14-17 arası pizza teslimatı. 14-17 arası pizza teslimatı. 13.00'da çıkarız. Şuradan bilgisayarı kapatalım. Pizzacıyı bir işaretleyelim. Yani para kazanması gerçekten zor olacak bizim için ya. O pizzacıya gitmek için bile ödemeniz gereken faturayı ödedik. 14.00'da pizza dağıtacaksın. Biliyorum. Şuradan merhaba. Pizzacıyı işaretleyebilir miyiz acaba? Teşekkür ederim. Pizza dağıtımı ne kadar uzağımda? Çok uzağımda değil mi? 1000. Ay. Yürüyerek gitmek imkansız. Koşarak gitmek imkansız. En azından bir tuvalete gideyim de şey yapmayalım. İşte yalpalamayalım. Tuvalet, duş. Tamamdır. Fırla bakayım buradan. Saat kaç? Sanki evde çalınabilecek bir şey var. O kadar tedirgin ilerliyorum ki. Saat kaç? Saat 12.39. Tamam. 14-17 arası pizza dağıtımı var. Dağıtırız inşallah. Şuradan gidiş var mıydı bilmiyorum ama buradan gitmeyi bir deneyeceğim. Ne güzel challenge koyduk değil mi kendi kendimize ya? Neymiş efendim? Yayın açmadan zengin olacakmışız. Lan yayıncı olma simülatörde. Yayın açmadan nasıl zengin olacaksın Samet efendi? Ya dediğim gibi hani o hızlı para kasma tekniğinden faydalanabilir. Onun dışında böyle bir şekilde şey yapabilirsin. İkinci Bitcoin miner'ı falan alabilirsin. Başka bir ora değil ama yol ora değil. Onun dışında başka bir ihtimal gelmiyor yani aklıma. Başka ne yapılabilir ki? Bol bol Bitcoin miner'a banmak dışında bir seçeneğimiz yok. Onda da evde pişiyoruz usta. Ev 31 derece diyor ya. Eve klima falan taktırmak lazım, klimaya para lazım, her şeye para lazım şu anda. Bu iş pizza dağıtarak olmaz hocam. Pizza dağıtarak biz günlük... Ah! Pizza dağıtarak biz günlük yemek ihtiyacımızı karşılayamayız bile ya. Yok, karşılarız aslında. Günde 2,5 dolardan sabah bir, akşam bir çorba içiyoruz. Toplamda bizim günlük giderimiz aşağı yukarı 5 dolar oluyor. Bir de tabii ki faturalar var. Faturalar beklenmedik. Şehirlerde çöp mü karıştırsam acaba? Dur pizzaya gideyim de dönüşte çöp karıştırayım. Bir saniye. Hemen şunu şöyle arabayı öne park ediyorum. İleride buradan eve de gideceğiz çünkü. Arabaya çarpmasınlar ki ben ne kadar arabaya çarpmasınlar desem de herifler çotank çotank gelip çarpacak efendim, öyle değil mi? Adamlar böyle yarın yok gibi kafa atacaklar benim aracıma. Şuradan bir pizza dağıtımı işine girişelim. Saat kaç? Çok 14.20. Çok kötü. Geciktik. Gecikme ücreti paradan düşüyor mu? 141 dolar. Oo, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Saat kaç? 17.00 oldu bile. Abi biz pizzacıda çalışa çalışa sanırım Bitcoin miner alabiliriz ama pizza işiniz lütfen zamanında işte olun. İşvereniniz işinizi değerlendirebilir. Tamam, yani yarın daha erken çıkarız abi.
Yarın daha erken çıkarız evden. 141 dolar muhtemelen benim cüzdanıma geldi. Abi arabanın benzini de problem ya. Şimdi hani arabayla işe gidip geliyorsun. Arabanın benzini de problem. Gider misin? Ne bir dur. Şimdi bir depo benzinle işe ne kadar gidip gelebiliriz? Önce bir onu değerlendirmek lazım. İki defa gidip geliriz herhalde ya. Buraya bir kere de Bitcoin makinesi almaya geldik. Yani iki defa gidip geldik aynı benzinle, öyle değil mi? İki tur git gele yarıyor. Acaba bir depo benzini kaç dolara fulleyeceğiz? Onu da merak ettim şimdi. Çok güzel kayıyoruz. Abi sanırım yani oyunun herhangi bir açığından faydalanmak istemediğimi söylemiştim ama sanırım zenginliğe adım atmanın tek yolu Bitcoin alıp, kredi çekip Bitcoin alıp düşük fiyata oyunu resleyip yüksek fiyata satmak. Yani başka bir seçenek var gibi durmuyor şu an. Ya tabii ki o parayı kumarda kaybeder, yine biz seriye el emeği devam ederiz de. Abi emek de yoruyor be. Aa, bu 20 gidiyorum. Tamam, şimdi senden bir isteğim var sevgili dostum. Buralarda bir yerde bir benzinci olması lazım. Evin arkasına denk geldik. Biz bu evin arkasından çıkabilecek miyiz? Arabanın depoyu bir dolduralım, öyle devam edelim ya. Kardeş çekilir misin? Dalidat dalidat. Tamam, bir şey olmadı, onu o kenara çekildi. Evet, bakalım depoyu ne kadara fulleyeceğiz. Yani depoyu fullemek bizim için ne kadar pahalıya mal olacak? 141 dolar aldık bugün pizzacıdan. Benzin deposunu fulle 145 dolar. O kadar para yok. Ne kadar paramız var? Evet, 110 dolara depoyu neredeyse ağzına kadar doldurduk. Yani her iki pizza dağıtışımızın biri, şu an cüzdanla benim para kalmadı muhtemelen. 27 dolar param kalmıştır. 27 dolarlık daha benzin ateşleyeyim buraya. Yani muhtemelen bizim her iki gidişimizden biri depo için kullanılacak, benzin için kullanılacak. 27 dolarlık bir daha doldur. Eyvallah. Arabayı tam benzinliğim burada bırakayım mı? Bence bırakayım. Sabah buraya kadar yürürüm. Hiç yani buradan eve doğru herhangi bir yakıt yakmasına gerek yok. Arabayı benzinliğin önüne bırakayım. Buradan pizza dağıtımına giderim yarın tekrardan. Abi şu an kedi sahibi olma... Yani bırak kedi sahibi olmayı, şu an ben kendime sahip olamıyorum. Hava sıcaklığı 29 derece. Yanık, yanık. Abi tuvalet, duş, ardından uyu. Terli terli uyu kardeşim. Tuvalet, duş ve uyku. Merhaba, bir de şurada duş alalım. Uyuma zamanı. Umarım Bitcoin fiyatı birazcık daha düşer. Yoksa bana hızlı para kasma tekniğini falan size hiçbir şekilde gösteremeyeceğim gibime geliyor. Yani sistemi anladığınızı umut ediyorum da iş sistemi anlamakla bitmiyor abi. Sıcaklık yavaş yavaş artıyor. Cayır cayır burada adam Bitcoin mineladığı için sıcaklık artıyor. İki kase çorba içer, işe gideriz. Saatlerimiz kaçı gösteriyor? Saat 9. Ödemeniz gereken fatura var. Ay, ne faturasıysa artık bu. Para mı var be? Para mı var? Neyin faturasını ödeyeceğim? Faturaları ödesem eve icra gelecek. Yani yemek söyleyemeyeceğim. Aç kalacağım galiba. Ne faturası bu? İnternet faturası. 30 dolar. Evet, açım arkadaşlar. Şu an kelimenin tam manasıyla açım. O kripto para olayı işe yaramazsa ayvayı yedik. Uuu, 3500 dolar. Süper. Süper. Bitcoin azalmaya devam etmiş. Gayet güzel. Artabilirdi. Bak, bu bizim şansımız. Bankaya gidiyoruz, kredi çekiyoruz, Bitcoin'e yatırım yapıyoruz. İşe gidip gelip uyu uyan yaptıktan sonra oyunu restliyoruz ve Bitcoin'den yaklaşık 2 kat kar elde edeceğiz. Hemen krediyi öder, 2 kat karı cebimize atarız ama o krediyi sanki bize bir kolay kolay vermezler gibi. Abi kredi çek. 4000'lik bir kredi çek. Kredinin süresinin dolmasına kalan gün 3. Çektiğin krediyle hemen bir Bitcoin al. Umarım astarı yüzünden pahalıya denk gelmez ya. Ben şu an mantıklı düşünemiyorum. Aldın mı Bitcoin? Para hesapta. Babaya aldım Bitcoin yerine, dur. Para hesapta. Hesaptan karta. Bütün parayı Bitcoin'e yatıracağım. Hesaptan karta. Merhaba, kripto para ver bakayım bana.
Bir birim satmayacağız, alacağız bir birim. Sonrasında 400 dolarlık da ver, 17 dolarım kalsa yeter. 0,100 ne yapıyor? 358 dolar, 0,120 ne yapıyor? 430 dolar, 110, 394 dolar. Tamam. Yeterince Bitcoin aldık. 1,132 Bitcoin'imiz var. Hemen yemek sipariş edelim. Çorbamızı içelim ve işe gidelim abi. Çorbamızı içip işe gidelim. Ondan sonra geleceğiz. Uyuyup uyanacağız. Bitcoin parası fixlenecek. Ödedim mi ben o şeyi? Yemek siparişini? Sepete ekledik de ödememişiz. Tamam, ödedim. Bilgisayarı kapat. Hemen çorbaları içip içe çıkacağız abi. Çorbaları içip işe çıkacağız. Çorba. Kardeşim seri çorba getirin. Seri çorba getirin. İşimi kaybetmek istemiyorum. Pizza dağıtımı da yapacağım ki gelirimi bundan sağlayacağım zaten. O Bitcoin'lerden elde ettiğim fazla parayı krediyi ödedikten sonra komple kumarda ezeceğim. Yani bu seride bug kullanmayı düşünmüyorum ya da düşünüyorum. Bilmiyorum şu an. Düşünüyor da olabilirim. Hemen yemeğini yedin. Tuvaletine gittin. Koş. Hemen arabaya doğru, arabadan da pizza dağıtımına. Yürüyerek gitmeye kalksak yol biter mi? Yol değil de ömrümüz biter gibime geliyor. Oy. Lan var ya, yayıncı olma simülatöründe yayıncı olmama fikri gerçekten güzelmiş Samet kardeş. Kendi kendimi tebrik ediyorum şu anda. Çalıştır arabayı yürü. Ne yapıyorsun abi oyunda o zaman? Kardeşim pizza dağıtıyorum. Taksicilik yapıyorum. Bitcoin'den para bulmayı umut ediyorum. Ya da şöyle yapalım. Umarım yarın Bitcoin artmış olur. Yarın Bitcoin artmış olursa satıp böyle minik karların peşinde koşarım diyeceğim de. Bana şey gibi geliyor ya. Şu an oyunu restlesem bile o kredinin faizini bile ödeyemeyeceğim gibime geliyor. Çünkü 4000 çekiyorsun, adam senden 6000 olarak geri alıyor. Fena. Süreyi uzatırsan 8000 olarak geri alıyor çektiğin 4000'i. Yani bakalım, fixlesek bile para kurtarmayabilir bu arada. Ben hızlı para kasma tekniği dedim ama teknik böyle elimize yüzümüze de bulaşabilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. O kadar kendimden emin hareket edemiyorum şu anda. Wow. Tamam. Ama arabayı vurmasaydın, vurmadık galiba. Gel. Tamam, böyle bırak. Ben bir şekilde buradan döner eve giderim. Önemli değil o. Saat kaç? 13.55. Tamam. Tam vaktinde. 141 doları aldık abi. 141 doları aldık tam vaktinde. Hop, buradan eve doğru yolculuk. Bir mesaj vardı bize. O mesaja da bir bakalım. Arabayla dağıtsak ya pizzayı. Pizza işiniz 14.00'da başlayacak. Eyvallah, biliyorum. Şimdi buradan eve doğru yolculuk. Bu depo bizi iki geliş gidişlik idare eder ya bence. Belki iki geliş gidişten de fazla idare eder. Yani 3 idare ederse zaten 10 numara, hiç bir şeyi dert etmeye gerek yok. 2 idare etse bile yeter. Ama dediğim gibi maaştan biri depoyu doldurmaya gidiyor. O pek hoş değil yani. İki maaşımdan birinin arabanın benzin deposuna gitmesi hoş değil. Ya böyle bir durumda şöyle bir... Tamam, güzel yerleştik. Böyle bir durumda şöyle bir tahminde bulunuyorum. Bizim Bitcoin miner'ı almamız, ikinci bir Bitcoin miner'ı almamız yaklaşık olarak 14 gün sürecek oyun günüyle. Düşünsene, çünkü günlük 150 geliyor. Senin 750'ye ihtiyacın var. Pardon, 10 gün sürecek. Pardon. Senin 150'ye ihtiyacın var. Günlük 150 geliyor. 150 gelmiyor da işte, hadi küsuratı falan topladık varsa çok güzel çakacağız bu arada arabayı. Neyse, en azından güzel döndü. Güzel döndü yani. Tam kapının önüne park edecek şekilde geldi araba. Tatlı oldu o. Şeyi kapatmayalım da tabii ki. Dayı, senin dondurmacının önünü kapatıyorum da helal et senin dondurma şeyinin önünü. Yani 5 günde 750 yapar günlük 150 aldığımız. Ama 2 günde bir sürekli depoya gideceğinden dolayı yani aşağı yukarı 10 günde bir tane Bitcoin miner falan alınıyor böyle. İleride o Bitcoin minerlar da kendini karşılar. Bizim zengin olmamız şöyle bir oyun günüyle 2 aylık sürece falan bakıyor sanırım.
kardeş, uyu uyan. Bitcoin daha da azalmışsa şansıma küseceğim. Yani yapacak hiçbir şey yok. Bilgisayarı açıp Bitcoin'in fiyatına bakıp oyunu bile isteyeceğim arkadaşlar. Ve kripto trader unvanını kazandım. Ya bakalım, umarım oyunu restlediğimde o çektiğim krediden bir parça fazlası kalır bana ya. Şu an o krediyi ödemek bile zor gözüküyor çünkü. Benim masum yan ekranda kaldı. Hemen şuradan bir tuvalet. Bir duş. Kendimize bir gelelim. Sonrasında hadi bakalım şu kripto paranın bana durumundan bir bahset. Kripto paranın durumu arkadaşlar 3.100. Tamam, Bitcoin'imiz de birikmiş. Şimdi oyunu restleyeceğiz. Ana menüye dön geri gel. Oyunu restleyeceğiz ve çok tatlı şeyler olacak inşallah. Hızlı para kasma tekniği mi bu, yoksa yani yine zarar mı edeceğiz? Krediyi bile ödeyemeyecek miyiz? Onu merak ediyorum açıkçası. Şimdi aç bakayım bilgisayarı. Ya Bitcoin fiyatları ben böyle oyuna girçik yaptığımda resleniyor diye biliyorum. Şayet ki resleniyorsa bu bizim için iyi alamet. Çünkü 3800'den aldığımız Bitcoin'i 7000'e satacağız şu anda. Bu bizim için gerçekten iyi alamet. Bugün de uyur uyanır save alırız. Sonrasında serimize kaldığımız yerden devam ederiz efendim. Bugün de bir pizza teslimatı yaparız. Şimdi merhaba. Kripto para trade'i için... Evet, 3800'den aldığımız 7 olmuş abi. Elimizdekinin tamamını satarsak ne olur? 3,147,900 yapar. Bunun 6000'i şeye gider. 6000'i krediye gidecek. Yine bize 1800 para kalıyor ha. 1800-1900 para kalıyor. Hızlı bir para kasma taktiği mi? Yani bu hızlı para kasma taktiği olarak sayılabilir mi? Bence sayılabilir. Önümüzdeki 2 gün borcu ödeyeceğimiz için parayı kapatmayacağım bu arada. Yani normalde seride herhangi bir şekilde bug kullanmayı istemiyordum ama buna bug denirse artık bilmiyorum. Sanırım kullanacağım. Çünkü kullanmadığım takdirde krediyi ödeyemem bile. Bu da bizim zekamızın ikramı mı olsun diyelim, ne diyelim bilemedim ki. Birazdan pizza dağıtımına çıkarız. Pizza dağıtımına gittiğimizde oradan 2 tane Bitcoin miner da alırız. Pizza dağıtımı 2 Bitcoin miner daha, tak tak, hayallerimize bir adım daha yakınız demektir efendim. Şuradan çorbaları bana bir tükür de kardeş. Çorbaları at bana. Pizza dağıtmaya gideceğim. Eyvallah. Pizza dağıtmaya giderken diğer Bitcoin minerları da alacağım. Tuvalete gitmeme gerek var mı? Var. Hemen çok seri bir tuvalete gideyim. Güzel. Haydi pizza dağıtımına. Pizza dağıtarak da ne para kasılırmış ya. Abi iyi ki bu arada. Yani o Bitcoin'in... pizza işaretli değil. İyi ki bu arada o Bitcoin şeyini kullanıyoruz ya. Şuradan pizzayı bir işaretle. Bitcoin bug'ı mı denir artık ona, ne denir bilmiyorum. İyi ki o şeyden faydalanıyoruz yani. Zaten kastığımızın 6000'e krediye gidecek. Günlük 2000 kredi ödetiyor sana. Yine de hızlı para kasma tekniği denebilir ya. Yani 3 gün uyu uyan yapıp 2000 dolar kazanıyorsun. Sanki yayın açmışsın gibi. Ama yayında değilken de kazanıyorsun o parayı. İyi bir şey mi? İyi bir şey ya bence. İsteyen kullanabilir yani bu yöntemi. Adam misal oyunu oynamak istiyor ama ben diyor bir bilgisayar ekipmanı yapıp öyle gireceğim bu yayın işine. Ya da evimi değiştireceğim, böyle daha steril, daha temiz bir ortamda gireceğim yayın işine. Hani bu şekilde düşünen oyuncular oluyor. Onlar için bence güzel bir yöntem. Adam alır bu yöntemi. 2000-2000 koyar kenara, yapar bilgisayarını mis gibi. Oldu da bitti maşallah hocam. Burada kal. Ben bu arabayı eve götürürüm zaten. Buradan çıkar bir şekilde eve döneriz. Pizza teslimatı. Bir saniye. Pizza teslimatından sonra bir Bitcoin miner'a da uğrayacağız. Saat kaç? 12.47. Birazcık erken geldim olur mu? Hayır, 14'te gel diyor. O zaman hemen bana bir Bitcoin'cilerin yerini de işaretle. Oradan 2 tane alalım. Merhaba. Şuradan bir Bitcoin yerini işaretler misin bana? Teşekkür ederim.
70 metre uzağımızda. İki tane alalım ne olur ne olmaz. Bir tane şey, üç tane almayacağım. İki tane alacağım. Ödemem gereken daha 4000'lik bir kredi borcum var çünkü. Cüzdanda para yok. Karttan cüzdana aktarabiliyor muyuz acaba? Paranın tamamı kartta. Şuradan banka işlemlerine gel. Tüm parayı banka hesabına gönder. Tüm parayı kartına gönder. Abi. Evet. ATM vardır illaki burada. ATM vardır illaki burada. Hiç sıkıntı değil. Gideceğiz. ATM'den parayı çekeceğiz. ATM'den para çekip o şekilde alacağız. Yalnızca 1500 çekeceğiz bu arada. Sadece Bitcoin'i alacak şekilde çekeceğiz parayı. Kalan 4000 krediyi ödemek için kalacak orada. Şimdi bana bir de ATM'nin yerini işaretler misin? Tamam, işimize gittik canım. Bana bir tane ATM'nin yerini işaretle şimdi. Umarım ATM vardır yakınlarda. Ne kadar yakın? 100 metre. Tamam, ATM'den para çek. Git Bitcoin miner'ı al. Ondan sonra pizzacının karşısındaki arabana bin, eve dön. Bu arada bu yapımcıların oyunlarını seviyorum ya. Border Officer güzeldi. İnternet Cafe Simulator güzeldi. Yeni bir oyunlar mı çıkacak acaba şurada bilmiyorum. ATM ile etkileşime geç. Hesaptan para çek. 2000 çek. Hesapta 4100 kaldı. Tamam. Bırak. O 4000 kredi ödenecek. Yüzde yemek falan söylenir. Başka zaten işin içinden çıkamayız başka türlü. Peki evde pişmemizin önüne nasıl geçeceğiz abi? Bir klima için falan da para biriktirmek gerekecek. Artık onu da bu yeni aldığımız Bitcoin miner'lar karşılayacak herhalde. Yapacak hiçbir şey yok. Merhabalar. Şuradan evime doğru gitmek istiyorum. Eve gidelim, uyuyup uyanalım. Ardından bu videoyu burada sonlandıralım. Yani normalde sözde oyunun açığını kullanmayacağım diyordum bu seride gelişmek için ama yani 10 gün boyu pizza dağıtmak şu an gücüme gitti. Aklımı kullandım. Öyle düşün bak. Bunu roleplay'e yedir abi. Ben sana yedireyim güzelce. Piyasayı takip ettim. Bitcoin'in artacağını biliyordum. O yüzden zarar etmeyi göze alıp risk aldım. Ucuzken Bitcoin aldım. Değerlendi. Ben de oradan parayı katladım. Yani değerleneceğine %100 emindim sadece. Öyle bir ayrıntı var. İşte bunu da ahanda oradan ağaç, oradan o vurdu. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yine eve gidiyoruz abi. Yine eve gidiyoruz. Hiç sıkıntı yok. Bu depo bir kere daha beni pizzacıya getirip götürürse bu arada harika olur gerçekten. Yani biliyordum abi işte Bitcoin'in değerleneceğini bir şekilde. Oradan vurduk parayı ya. Ne yapayım lan, ne yapayım? Biraz yardım almayayım mı? Biraz yardım almayayım mı? Benim de hakkım değil mi yardım almak? Ahan da evimize geldik. Merhabalar. Hop. Çek el frenini. Ne kadar benzinimiz var? Yeter ya yarın gidip gelmeye. Yeter yarın gidip gelmeye abi. Hop, selamlar. Evim güzel evim. Evim beni kavura kavura yakacak evim. Merhaba. Şu Bitcoin miner'ı hemen kenara koyabilir miyiz? Abi ne güzel var ya, o da cayır cayır ısınır. Şuraya koyamıyor muyum ya? Neydi bizim kod? 9428. Yandan kopya çektim. 9428, 9428. Merhaba. Bu evde biz yanacağız. Cayır cayır yanacağız. Cayır cayır. Merhaba. 9428. Başla. Gir tuvalete, terliyorsun. Evet, evet, evet. Oranın sıcaklığı bana burada odamda bile etki etti. Evet, terliyorum gerçekten. Neyse, biraz yamuk duruyor ama idare edin ya. Olur o kadar. Uyuyup uyanalım. Ardından videomuzu sonlandıralım. Babuşlar, osuruk mu? Güzel uyku. Eğlenceli rüyalar. Süper. Babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almış, güzel zaman geçirmişsinizdir. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kredi ödeyeceğiz. Bitcoin minerların getirdiği parayla klimamızı alacağız. Yeni Bitcoin minerlar alacağız ve bu serinin sonunda yayın açmadan zengin olacağız. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.